Sevgili kardeşlerim, Buhari'de geçen bu hadis-i şerifte Zeyd İbn Halid Hazretleri şöyle der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'de yağmurlu bir gecenin ardından bize sabah namazını kıldırdı. Namazı bitirdikten sonra yüzünü insanlara dönerek şöyle dedi. Hel tedrûne mâzâ gâle rabbukum. Rabbinizin ne dediğini biliyor musunuz? Sahabeler dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam dedi ki Allah şöyle buyurdu. Esbaha min ibadi mu'minun bi ve kafir. Kullarımdan bir kısmı bana mümin olarak bir kısmı da kafir olarak sabahladı. Fe emma men gale mudirna bi fadlillahi ve rahmeti. Kim ki Allah'ın fazlıyla ve rahmetiyle bize yağmur yağdırıldı demişse fezalike mu'minun bi ve kafirun bil kevakib. İşte o kişi bana iman etmiş, yıldızıysa inkar etmişti. Ve emma men gale mudirna binevvin keza ve keza kim de şu şu yıldız sayesinde bize yağmur yağdırıldı demişse Fezalike kafirun bi ve mu'minun bil kevakib. işte o kişi beni inkar etmiş, yıldızaysa iman etmişti. Bu hadis-i şerif hakiki tevhidi ders vermektedir. Şöyle ki, şu alemdeki her fiilin hakiki faili Allah'tı. Sebepler sadece bir perde olup, eşyanın icadında hakiki tesir sahibi değillerdir. Bu sebeple bizler her fiili Allah'tan bilmeli ve sebeplere hakiki tesir vermemeliyiz. Peygamberimiz zamanında yağmur yıldızlardan biliniyormuş. Bugün de tevhid dersini almayanlar yağmuru buluttan biliyor. İşte her kim yağmuru bulut yağdırıyor derse buluta iman etmiş Allah'ı inkar etmiş olur. Yani yaratma fiilini buluta vermiş ve Cenab-ı Hakk'ın yaratıcılığını inkar etmiş olur. Yağmuru Allah'tan bilen de Allah'a iman etmiş bulutu inkar etmiştir. Yani bulutu yaratıcılık makamından azletmiştir örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela kim yumurtayı tavuktan bilirse tavuğa iman etmiş, Allah'ı inkar etmiş olur. Kim sütü inek yaptı derse ineğe iman etmiş, Allah'ı inkar etmiş olur. Kim meyveyi ağaçtan, ekini topraktan bilirse ağaca ve toprağa iman etmiş, Allah'ı inkar etmiş olur sözün özü kim sebepleri hakiki fail bilirse yaratıcı olarak ona iman etmiş olup yaratıcılık makamında Allah'ı inkar etmiş olur kim de bütün eşyayı Allah'a teslim ederse Allah'a iman etmiş olup sebepleri faillik noktasında inkar etmiş olur hakiki tevhid odu ki kişi bütün kainatı Allah'ın yedi kudretine teslim etmeli ve sebepleri o kudretin bir perdesi bilmelidir. Bu çok önemli dersi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin mesnevisine havale ediyoruz. Allah'a emanet olun.